İyi akşamlar efendim. Herkese merhabalar. Mutlu bir akşam diliyorum. Bugün 18 Ekim Cuma, artık haftanın son iş günündeyiz ve yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Beyaz Ana Haber'e hoş geldiniz efendim. Ben Nesibe Cebeci. Beyaz Ana Haber başlıyor. Efendim önce siyasette neler olup bittiğine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Önemli mesajları vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hedefinde ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tepki çeken CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Erdoğan sırtından hançerlenmenin öfkesini çıkarıyor ifadelerini kullandı. İktidara geldiğimizde savunma sanayi projelerine dokunacağız diyenleri mi ararsınız? Bu ülke bunları da gördü. Tabii burada bir teselli olarak şunu da söylemek isterim. 21. yüzyıl Türkiye'sine asla yakışmayan bu arkaik zihniyetin 13 seçim yenilgisi sonrasında bizzat partileri tarafından Türk siyasetinden perte çıkarılmasını, ülkemizin kalkınmasına yolculuğu adına, Türkiye'nin aydınlık geleceği adına fevkalade önemli buluyoruz. İsim vermeden CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Sırtından hançerlenmenin öfkesini çıkarmaya çalışıyor dedi. Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyada sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Türkiye'nin kalkınması için atılan adımların muhalefet tarafından engellenmeye çalışıldığını örnekleriyle anlattı. Bakınız, bu ülke yabancı yatırımcılara kendi ülkesini kötüleyen, kendi ekonomisini şikayet eden ana muhalefet partisi genel başkanları gördü. Türkiye'nin hayrına olacağına inandığımız hiçbir meselede başkalarının ne dediğini umursamadı. Hayalleri hedeflere, hedefleri somut projelere, projeleri de zamanla tek tek esere, yatırıma, hizmete dönüştürdük. Bizim tek bir derdimiz var. O da bu ülkeye aşkla hizmet etmektir. Sözü ekonomiye getirdi. Enflasyon dizginlenmeye başlandı dedi. Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi. Yeterli mi? Değil. Yeterli olmadığının biz de farkındayız. İnşallah biraz daha sabredecek ve çok daha güzel neticeleri göreceğiz. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler de gündemindeydi. Konuşmasının son bölümünde birlik ve beraberlik mesajı verdi. İsrail'in koçbaşı olarak kullanıldığı kirli planın hedefine ulaşamaması her şeyden önce 85 milyonun Türkiye ortak paydasında buluşma iradesi göstermesine ve bu doğrultuda adım atmasına bağlıdır. Türkiye üzerinde birleştiğimizde ne kadar büyük olursa olsun, evelallah her badireyi atlatırız, her meselenin üstesinden geliriz. Gün bir olma, birlik olma, hep beraber Türkiye olma günüdür. Sanal kumarda bütün parasını kaybeden tekstilci, karısının korkusuyla akıl almaz bir sahtekarlığa imza attı efendim. 15 yıllık arkadaşıyla sahte bir kapkaç senaryosu yazdı. Güvenlik kameraları önünde gerçekleştirdikleri motosikletli sahte kapkaç karısını kandırmasına yetecek gibiydi. Ama yetersiz oyunculukları polisin gözünden kaçmadı. Tüm parasını sanal kumarda kaybetti. Korkudan işine söyleyemeyince motosikletli arkadaşıyla kapkaç senaryosu yazıp böyle oynadılar. Bursa'da tekstil işiyle uğraşan Coşkun Korkmaz bir süredir kumar batağındaydı. Bütün parasını sanal kumarda batırmıştı. Buna işine bir türlü anlatamayınca akıl almaz bir plan yaptı.
evdeki 58 bin euroyu alıp eşine İstanbul'a iş anlaşmasına gidiyorum diye yalan söyledi. Otobüs terminalinin önünde telefonla konuşuyormuş gibi yaparken daha önceden anlaştığı arkadaşı motosikletiyle gelip çantasını çaldı. Her şeyin kameralar önünde gerçekleşmesine özen gösteren tekstilci, sahte kapkaççının peşinden bile koşturdu. Ardından karakola gidip timsah gözyaşı döktü. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler kapkacı pek inandırıcı bulmadı. Olayın ardından kıyafet değiştiren motosikletliyi kısa sürede yakalayıp sorguya aldılar. Görüntülerdeki acemiliklerinin ele verdiği motosikletli kapkaççı kısa sürede çözüldü. Tekstilciyle 15 yıldır arkadaş olduklarını ve kumar borcunu eşine anlatamadığı için böyle bir oyuna başvurduklarını itiraf etti. Ekiplerin planlarını bozduğu iki kafadar suç uydurma ve güvenlik güçlerini meşgul etme suçlamasıyla adliye gönderildi. Beyaz Haber'in gündeme taşıdığı Ankaralı Turgut'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor sevgili seyirciler. Tartışmalara Ankaralı Turgut'un yeğeni Batu Can Yıldız da katıldı. Yıldız, Ankaralı Turgut'un tedavisi için toplanan paralar yüzünden birbirine düşen kardeşlerle ilgili akıl almaz suçlamalarda bulundu. Para para pay para, düşürdün bizi dara, bir teversem yemezler seni. İnsanların duygu sömürüsü yaptılar. Birçok insandan eylem, benim bacım, benim kardeşim, insanları duygu sömürüsüyle bir dünya para toplandı. Şu anda 1,5-2 milyonluk araba alındı. Murat Bolan adına alındı bu araba. Yalan dolanlarla bir yere varamazlar. Yalan makinesi bunlar ya. Bugün babama sahip çıkıyorsan parası için sahip çıkıyorsun. İnsanlar dolandırıp benim babamın parasını yiyorsun. Beyaz Haber'in gündeme getirdiği Ankaralı Turgut'la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Karşılıklı iddialar devam ederken olaya yeni bir isim daha dahil oldu. O da Ankaralı Turgut'un yeğeni Batucan Yıldız. Ben Ankara Turgut'un yeğeni olurum. Erlan Buran da benim kuzenim olur. Vefa Gecesi konserinde ben de yer aldım. Hatta bilet satışlarında da ben yardımcı oldum, ben sattım. Toplanan para da olduğu gibi ilaçlara gitmiştir. Ve hala ilaç para sıkışıklığı var. Konserler düzenlenmiş, bağış paraları toplanmıştı. Kanser mücadelesi veren Ankaralı Turgut'un büyük kızı Özlem Sülü'nün kardeşi Eylem Boran'la ilgili ortaya attığı iddialar çok konuşuldu. Ankaralı Turgut'un kızı Özlem Sülü, babası için toplanan paraların kardeşi Eylem Boran tarafından üzerine geçirildiğini iddia etmişti. Fakat Batucan Yıldız tüm bu iddiaları yalanladı. Eylem Boran'ın paralarıyla araba aldığını iddia ediyor. Siz de bu durumun tam tersi olduğunu söylüyorsunuz. Tamamıyla yalandır. Böyle bir şey yok. Tam tersidir. Bu araba alınma meselesi tamamıyla kendisi kredi çekip de almıştır. Sırf dayımı mutlu edebilmek için. Yani yalanlar ortaya çıksın. Duygu sömürüsüyle insanları Eylem'den Murat Boran dolandırdı. Eylem'den Murat Boran'ın hesap hareketlerinin kontrol edilmesini istiyorum. Enerji Eylem. Onlar zaten bir şekilde planlayıp, projeleyip bu şekilde bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Tamamıyla burada Eylem Boran'ın malına resmen çökmeye çalışıyorlar. Beyaz Haber'e konuşan Eylem Boran iddialara böyle yanıt verdi. Gelen yardım paralarını kesmek istiyorlar. Kendileri almak istiyor. 70 bin lira benden para istediler. Ben de vermedim diye o durumlar buraya geldi. Özlem TikTok maymunu. TikTok'ta sürekli yayın açıyor. Onu yapıyor. Kocası zaten Dukaç'ın teki. İşte evrak gezdiriyor. İnsanlar tokatlıyor. Kredi çekiyor. Paralarını yiyor. Özlem Sülü'nün oğluna ikinci bir araba alındı. Bu araban nereden geliyor? Bu derenin bolluğu nereden geliyor? Ne iş yapıyorlar? Bir araştırılsın. Tam bir doğa katliamı yapan kaçak avcılar yakalandı. Koruma altındaki geyikleri vurup etleriyle sucuk yaparken yakalanan 5 caniye 443 bin lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı. Evlerindeki derin dondurucularda 50 ton geyik eti ve 5 ton tavşan eti bulundu. Bu nedir? Geyik eti.
Bu da GGT dediniz. Yasak olduğunu bile bile koruma altındaki geyikleri avlayıp evdeki depolarında biriktirdiler. Vurdukları geyiklerle sucuk yaparken yakalandılar. Bak ya bu böyle. Görüntüler Kastamonu'da kaydedildi. İzinleri olmayan bu 5 kaçak avcının hedefinde koruma altındaki geyikler vardı. Sürekli ava çıkıp vurdukları geyikleri evlerindeki derin dondurucuya saklıyorlardı. Ama ipin ucunu kaçırıp tam bir katliam yaptılar. Öyle ki evlerinde biriktirdikleri geyik etleri tam 50 tona ulaştı. Gözleri doymayan caniler ne yapacaklarını düşünürken geyik etlerinden sucuk yapmaya karar verdi. Etrafı gezelim şöyle bakalım bir şey var mı? Bir ihbarı değerlendiren ekipler evlerine baskın düzenlediğinde 50 ton geyik etinin 14 tonunu satmak için sucuk haline getirmişlerdi. 5 kaçak avcının evlerinde yapılan aramalarda öldürdükleri geyiklerden kalan boynuz, diş ve poslar bulundu. Bunun yanında canilerin binlerce tavşanı da katlettiği ortaya çıktı. Çünkü aynı derin donduruculardan 5000 kilo tavşan eti çıktı. Tavşan eti. Abicim bunlar nedir? Geyik eti. Tam bir doğa katliamı yapan kaçak avcılara koruma altındaki hayvanları avlama suçundan kesilen para cezası sadece 443.426 lirada kaldı. Binlerce yabani hayvanı katleden caniler hakkında adli işlem de başlatıldı. Efendim kış mevsimiyle aranız nasıl bilmiyoruz ama bizler yurttan kar manzaraları anonsu yapmayı gerçekten özledik. Malum geçen kış kara hasret kaldık ama bu kış daha sert ve beyaz geçecek gibi görünüyor. Erzurum, Ağrı, Kastamonu, Sinop, Kars, Tokat. Bu illere yılın ilk karı düştü. Daha doğrusu mevsimin ilk karı. Ve şimdi yurttan kar manzaraları. Erzurum'a ilk kar düştü. Bereket yağdı diyoruz. Vatanımıza, memleketimize inşallah bereket olur. Kar güzel yağmış. Biraz daha yağar gibi. Çok güzel kar ya. Ben seviyorum. Yılın ilk karı düştü. Yüksek kesimler beyaz gelinliğini bu kış erken giydi. Ülkenin en soğuk memleketi Erzurum kar yağışında yine ilk sırada yerini aldı. Araçların üzeri, çatılar, yollar bir gecede karla kaplandı. Sanki biraz daha erken başladı. Biraz uzun sürüyor, neredeyse 8 ay. Hemen gününde kar yağmıştı. Ya bundan sonra kışımız başlamıştır. Ağrı Patnos'ta hayvan otlatan 14 yaşındaki Davut Özalaca yıldırım düşmesi sonucu yaralanırken birçok koyunda telef oldu. Ağrı Dağı'na tırmanan dağcılar yoğun karda zor anlar yaşadı. Hava şartlarını epi gördüler. Buraya geldik dizimizin üstüne bir kar kalınlığı vardı. Kastamonu'da kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı. Sabah saatlerinde bastıran kar yağışı hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı. Sinop'un yüksek kesimleri de beyaza büründü. Bu sene kış biraz erken geldi. Kar yağıyor. Yaz mevsimi kurak geçti. Kars'ta soğuk ve yağışlı hava yerini kara bıraktı. Köyler beyaza büründü. Boğatepe ve Aygır köyündeki beyaz örtü böyle görüntülendi. Kars beyaz gelinliğini giydi. Hava soğuk, -5 derece. Kars'a ilk kar yağdı. Tokat'ta karın keyfini çıkarmaya çalışanlar masa kurup kahvelerini böyle yudumladı. Kimileri de fotoğraf çektirerek yılın ilk karını ölümsüzleştirdi. Tokat İlkbahar, sonbahar hiç uğraşmıyor. Çok net bir şehir. Ya yaz ya kış. Evimizde oturuyorduk, duyduk ki kar yağmış. Hatıra fotoğrafı çekindik. Çiftçilerin hafta sonu için tedbir almaları gerekiyor. Çünkü uzmanlardan zirai don uyarısı geldi. İç Anadolu bölgesinde, İç Ege'de ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi var. Okullarda ilk ve son ders zili artık güneşe göre çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul saatlerine ilişkin valiliklere bir genelge gönderdi efendim. Bu önemli değişiklik velilerden de öğrencilerden de tam destek aldı. Aydınlandıktan sonra okula gitmek senin için daha iyi olur mu?
Olur. Bence mantıklı. Yani her ilin kendi saatine göre olması. Kalıcı yaz saati uygulaması ile ilgili tartışmalar devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı okul saatlerine ilişkin valiliklere genelge gönderdi. O genelgeye göre okul saatlerini artık ilgili valilik belirleyecek. Ders saatleri planlanırken gün doğumu ve gün batımı saatleriyle toplumsal şartlar göz önünde bulundurulacak. Artık güvende oluruz inşallah. Tabii. Sokaklar karanlık olunca nereden ne çıkacağını göremiyoruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. O yüzden tedirginlikle okula gidiyoruz. Bu karar çok doğru olmuş. 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede okullarda derslerin başlangıç ve bitiş saatlerini belirleme yetkisi valiliklere verildi. Gün ışığından maksimum düzeyde faydalanma da esas alındı. Böyle bir karar bence güzel olur. Aydınlıkken gitmek çok daha mantıklı bir fikir. İyi olmuş ya bu karar, çok iyi olmuş. Okulların ders saatleri planlanırken gün doğumu ve batımı saatleriyle toplumsal şartlar göz önünde bulundurulacak. Gayet iyi. Çocuklarımız için de iyi, bizler için de iyi. Bakanlığın kış saati genelgesi hem öğrencileri hem de velileri memnun etti. Ben çok mutlu oldum çünkü biz de zaten arkadaşımla birlikte ortaokuldan beri aynı okuldayız. Çok doğru bir karar. Çocuklarımızı gece yani göndermek istemiyoruz. Malum sokakta köpekler var, zararlı insanlar var. Tabii ki aydınlık olsun hava. Kafamız rahat olsun. O karanlıkta işte köpek sesleri vesaire her şey yani korkutmaya yetiyor zaten. Bence mantıklı. Yani her ilin kendi saatine göre olması. Öğrenciler karanlıkta gidince verim düşüyor tabii haliyle. Daha depresif olabiliyorlar. Bence mantıklı bir karar. Tır şoförlüğü yapan Emre Seçkin ile Leyla el aldı. Tam da mesleklerine uygun bir düğüne imza attılar efendim. Ekmek tekneleri tırı bir gelin arabası gibi süsleyip düğüne onunla gittiler. Direksiyona ise damat bey yerine gelin hanım geçti. Hayali gerçek oldu. Gelinliğiyle tırın direksiyonuna geçti. Düğün salonuna işte böyle geldi. Ankara'da evlilik kararı veren tır şoförleri Emre Seçkin'le Leyla ile aldı. Gelin aracı olarak ekmek teknelerini süsledi. Hani gelin arabamı hem nikah arabamda, nikahta gelin arabası yaptım. Hem düğünümde gelin arabası yaptım. Müstakbel eşi gibi kendi de tır şoförlüğü yapan Leyla ile aldı. Gelin aracı olarak süslenen tırın koltuğuna gelinliğiyle geçip salona işte böyle geldi. Eşinin kız kardeşi tarafından tanıştırıldıklarını söyleyen Leyla ile aldı. Her şey çorap söküğü gibi birden gelişti dedi. Eşimin kız kardeşi bizim firmamızda işe başlamıştı. Bir gün yengem olsana yazmıştı. Yok ben ablan olarak kalayım böyle güzel demiştim ama sonra abisiyle tanıştırınca her şey böyle çorap söküğü gibi birden gelişti. Ankara sokaklarında gelin aracı olarak süslenen tırla dolaşan yeni evli çift hiç unutamayacakları bir düğüne imza attılar. Körfezi'nde balıklar ölüyormuş, sokaklar çöpten geçilmiyormuş, temizlik personeli iş bırakıyormuş. Umursamadılar. Yine konserlere milyonlar akıttılar efendim. Tahmin etmek zor değil elbette. İzmir'den bahsediyoruz. CHP'li Konak Belediyesi sorunları görmezden geldi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şarkıcı Şevval Sam'la 5 milyon 300 bin lira karşılığında 2 saatlik konser anlaşması imzaladı. Kim parasını ne veriyor kardeşim? Hani sen borç için pankart asacaktın? Borç içinde bir belediyeyiz. Gerekirse pankart asacağım dedi. Aylarca işçilerin paralarını ödemedi. CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu 2 saatlik konser için Şevval Sam'a milyonlar yağdıracak. CHP'nin tasarruf genelgesi yine lafta kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin ardından CHP'li ilçe belediyeleri de konserlere milyonlar akıtmaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği konser için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin lira ödeyeceği öğrenildi. Konaktaki çöp dağları, Körfez'deki balık ölümleri, iş bırakan temizlik personeli unutuldu. Kaynaklar 2 saatlik konserlere ayrıldı. Bu duruma en sert tepkilerden biri de AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'dan geldi. Sana iş yapan insanların parasını ödemiyorsun.
belki. İş yapıyor, hizmet ediyor. İşçinin parasını ödeyemiyorsun. İki ay sonra ödediğin işçinin parasını müjde diye duyuruyorsun. Ama iki saatliğine bir sanatçıya 5.300.000 para veriyorsun. Şimdi sırada yurttan ve dünyadan derlediğimiz ilginç görüntülerden oluşan kısa kısa haber turumuz var. Türk marketinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Yakalanınca da suratına Osmanlı tokadını yedi. Londra'daki Türk marketine giren hırsız gözüne kestirdiği ürünleri kıyafetin içine doldurmaya başladı. Ancak çok geçmeden market sahibine yakalandı. Hırsızı acımayan market sahibi onu Osmanlı tokatıyla cezalandırdı. Ardından tüm çaldıklarını geri bıraktırıp marketten kovdu. Dur ihtarına uymadı. Onu durdurmaya çalışan polis memuru kaputun üzerindeyken gaza yüklenip böyle kaçtı. Aracını kendisini durdurmaya çalışan polisin üzerine sürdü. Kaputa çıkmak zorunda kalan polisi hiç umursamadan gaza yüklenip uzaklaştı. Ama bu kaçışı sadece 3 kilometre sürdü. Yolları kesen ekipler sürücüyü yakaladı. Elinden yaralanan meslektaşlarını da tedavi için hastaneye götürdüler. Muğla'daki orman yangınında sadece ormanlar değil ciğerlerimiz de yandı. Evi küle dönen kadın işte böyle feryat etti. Allah inşallah bu yak vatanlığa geçiyor. Ateşler kendileri yandı. Turnalı mevkiinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin sıçradığı bir evde cayır cayır yandı. Evi yanan kadının gözyaşları yürek dağladı. Evsiz amsız kaldık. Adam damaletten geldiydik ya. Önce ayağı kırılan vatandaşa semt pazarı yüzünden ulaşamadılar. Ulaştıktan sonra da sedye üzerinde böyle pazar turu attırmak zorunda kaldılar. Avcılarda ayağı kırılan adama yardıma gelen sağlık ekipleri semt pazarı yüzünden adrese ulaşamadı. Çaresiz kalan sağlıkçılar da sedye ile gidip yaralıyı aldıktan sonra pazar boyunca böyle ittirmek zorunda kaldı. Seyhan'daki grup arasında çıkan kavga mahalleyi savaş alanına çevirdi. O kavgada bir kişinin ayağından vurulma anı cep telefonu kameraları tarafından böyle kaydedildi. Tüm mahallenin ayaklandığı kavgada taraflardan biri silahını çıkarınca yine kan döküldü. Bacağından vurulan genç yere yığılırken silahlı saldırgan böyle kaçtı. Belediye otobüsünde başlayan kavga sokağa taştı. Şoförle yolcu böyle birbirine girdi. Birbirlerini acımasızca vuran şoförle yolcu yere yığılınca otobüsten inen diğer yolcular araya girmeye çalıştı. Polis çağırdık diye bağırarak kavgacıların gözünü korkutmaya çalıştılar. Kur'an-ı Kerim tilavet yarışmasının 36.sı için hazırlıklar tamamlandı. Çeşitli yaş gruplarından gençlerin hünerlerini sergileyeceği yarışma yarın Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek. 36 yıllık bir sevda. Almanya'da doğan ve bütün bir Avrupa'yı her yıl ülke ülke, şehir şehir saran bir sevda. İşte bugün bu Kur'an etrafında toplanan sizler, bu ümmetin en hayırlı, en şerefli üyelerisiniz. Rabbim yolunuzu açık etsin, sayılarınızı artırsın, hizmetlerinizi daim eylesin. 36 yıl önce Almanya'da başladı. Coşkusu tüm Avrupa'ya yayıldı. Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma yarışması için gençler hazırlıklarını yaptı. İslam Toplumu Milli Görüş Camilerinde yetişen adaylar 36. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması için artık hazır. Öncelikle
çok sevindim. Allah bu teşkilatınızdan razı olsun. İnsanlığa son mesaj, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuma yarışması yarın Almanya'nın Hagen şehrinde düzenlenecek. 19 Ekim 2024 Cumartesi Almanya'nın Hagen şehrinde Stadthalle'de buluşalım. Çeşitli yaş gruplarından gençlerin hünerlerini sergileyeceği yarışmada Kur'an sevdalıları manevi atmosferde bir araya gelecek. Genç kardeşlerimizin gönül dünyalarında Kur'an'a dair bir muhabbetin düşüyor olması, şu yarışmalar vesilesiyle böyle bir güzelliğin ortaya çıkıyor olması bile bu yarışmaların anlamı açısından ne kadar kıymetli olduğu, gerçekleştirilmesi itibariyle ne kadar değerli olduğunu bir kere daha ifade etmiş oluyor. 36 yıldır Avrupa'da devam eden etkinlik, Kur'an'ın evrensel çağrısını yeniden anlamak ve hatırlatmak için önemli bir de mesaj verecek. Bu yavrularımız Kur'an'ı nasıl güzel okuyorlarsa aynısıyla güzel temsil edecekler. Efendim bu akşam da Beyaz Ana Haberi noktalıyoruz. Hafta başında yeniden buluşmak üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.